Merhaba arkadaşlar, şu anda yeni evimizin incelemesi için evin girişinde bulunuyoruz. Evimiz 60 metrekare, net 60 metrekare bir ev. Önünde de 500 metrekarenin üzerinde bir bahçesi mevcut. Yaklaşık 500-600 metrekare civarında bir bahçesi mevcut. Bu oturmuş ve halihazırda kullanılan bir ev. Yazlı kışlı kalınan bir ev. Gördüğünüz gibi bahçenin de zaten dekorasyonu da buna göre uyumlu şekilde yapılmış. Bahçede çeşitli meyve ağaçları mevcut. Diğer evler de aynı şekilde bu bölgede site şeklinde. Sitenin içerisinde spor salonları, havuzu ve buna benzer rekreasyon alanları mevcut. Bahçenizin peyzaj çalışmasını da istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Şu şekilde evinizin ön tarafında çok geniş alan mevcut. Karşıda da yerden bayağı bir yüksek yapılmış ev modelini görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde ben evi size göstermek istiyorum. Tam zemini baz alacak olursak 2 metre kadar yukarıda. Ve evin rengi bu şekilde, mavinin bir tonu seçilmiş ve çok harika bir görüntü veriyor arkadaşlar. Hem yüksek olması hem de bu şekilde hoş bir renk seçilmesi. Yani biraz ağır bir renk değil aslında ama böyle ağır bir ev havası vermiş ve çok harika durmuş. Burada bir köpek kulübesi de düşünülmüş aynı zamanda. Evin alt tarafında taşla kaplanmış. Beyaz renkli bir taşla kaplanmış. Burada kocaman cam mekanları mevcut. Spot lambalarını görüyorsunuz. Bunlar geceleyin çok güzel aydınlatma sağlıyor. Geniş bir verandası var. 12 metre, 14 metre civarında verandası mevcut arkadaşlar. Yukarı tarafta bakın LED lamba ortada ve plastik köpük, yalıtım ve dekorasyon malzemesi var. Sundurmanın üst tarafındaki kaplamayı da görüyorsunuz. Bu salonun ortasındaki çıkıntılı modeller benim ekstra hoşuma gidiyor gerçekten. Sineklikleri takılmış durumda. Beyaz, klasik, trend çelik kapımızı görüyorsunuz. Yine burada da aynı şekilde akordeon sineklik mevcut. Amerikan siding tarzında şekli düzenlenmiş olan duvar kaplamaları var. Zeminde yine taş kaplaması var arkadaşlar. Burada ferforje demiri olarak güncel demirden seçildi. Yani bu gümüş renkli galvaniz rengindeki malzeme seçildi. Evinizin şu şekilde verandasına çıktığınız zaman müthiş bir manzara içerisinde kalıyorsunuz. Etrafınız tamamen bahçeyle kaplı bir şekilde. Harika bir görüntü içerisinde kalıyorsunuz. Şu yüksek sütunlar benim hoşuma gitti. Ve yerden evin 2 metre kadar yüksek olması ilaveten hoşuma gitti. Yani çok farklı bir his veriyor bence bu. Siz de evinizi yaptırırken eğer model düşünürseniz bence yerden bu şekilde 2-2,5 metre yukarıda yapılmasını, tabii ki masrafını da hesaplayarak düşünmek gerek. Ancak bu yerden yüksek olması mevzusunu mutlaka bir düşünmelisiniz bence. Bu şekilde yerden yüksek harika bir görüntü oluyor. Bahçe peyzaj düzenlemesi yapılmış. Şöyle evin etrafından duvarlarını da göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde alt taraf beyaz taş. Şuralar taşla kaplı. Yani taş görünümlü diyeyim. Tabii ki taş değil buralar. Taş görünümlü. Verandanın etrafını göstereyim. Bakın şu şekilde yerden 2 metre yukarıdaki verandanız, çatı kaplamaları, yan taraftaki sidingler, alt taraftaki depo. Yani buranın yüksek yapılmasındaki amaç aynı zamanda arka tarafta müştemilat depo tarzında bir yer. Bu da o depolan havalandırma bölümü. Şu alt taraftan devam eden bölüm var. Verandanın alt tarafında bu şekilde bir alan oluşturulması bahçenizdeki karmaşıklığı gideriyor arkadaşlar. Neyiniz varsa buraya atıyorsunuz. Buradan sineklikleri ve PVC kaplamaları tekrar gösterelim. Çatı kenarları. Yani burada aydınlatması, LED'i, işçilik detayları benim için çok önemli arkadaşlar. Yani spot lambalara bakın. Aralara konmuş. Hem dekoratif duruyor hem de akşamlara oturmak için mükemmel bir ortam sağlıyor size. Bu su giderleri olsun, aydınlatmalar olsun, kenar tel kaplamaları. Yani fiyat alırken mutlaka bütün detayları hesaba katın. Tüm detaylar. Anahtar teslimi veriyor biliyorsunuz Emirhan Prefabrik.
Bu anahtar teslimin içerisinde şunu da şunu da şunu da istiyorum şeklinde mutlaka bütün detayları isteyin arkadaşlar. Bu şekilde evin dış cephesini gösterdik. Şimdi evin iç cephesine doğru geçelim. Bakınız, klasik trend çelik kapı rengi tercih edilmiş. Burada sürgülü akordeon sineklik var. Bunlar çok önemli. Hani bu tarz evlerde sineklikler önemli. Verandasında prizi var mı yok mu, bunlar önemli detaylar. Yerler beyaza yakın, açık renkli, laminat parke kaplı ve salonun genişliği çok yeterli bir boyutta. Şu şekilde salonun genişliğini görebilirsiniz. Geniş bir pencereniz var. Evin içerisindeki işte yukarıdaki alçıpan detaylarını görebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Alçıpan detaylarını da görüyorsunuz. Evin içi ciddi manada geniş. Şu şekilde mutfak dolabını, içeriye normal malzemelerin, eşyalarınızın sığdığını görebilirsiniz. Bakın, mutfak dolabı yine beyaz ve antrasit gri, trend rengimiz. Birçok müşterimiz bunu tercih ediyor. Bu renk çok tutuluyor bu aralar. Geniş ve bol kapaklı mutfak dolabımız oturtulmuş durumda. Burada yine işlerinizi yaparken aydınlatmanızı sağlayacak küçük pencere detayı düşünülmüş. Zeminde dayanıklı tezgahınız ve bayağı geniş bir tezgahınız. Altta raflar. Ve burada ankastre setinizi de görüyorsunuz. Burada seramik taş kaplamaları. Bu taş kaplamalarını yine temizlikte kolaylık sağlaması için yukarıya kadar yapılmasını tavsiye ediyoruz. Yine Amerikan mutfağı tarzında üstü tezgahlı mobilyanız mevcut. Gayet geniş bir kullanım alanı sunuyor. Salonun giriş tarafına yakın küçük bir koridor gibi bir orta bölme var. Simetrik sol tarafta bir oda var. Normalde bu cumba salonlarda oluyordu. Ancak burada odanın içerisinde oturma odasına verilmiş durumda. Bakınız şöyle. Genişliği çok yeterli bir oda. Ki bu bence 70 metrekare çok ferah bir genişlik. Hani eğer bütçeniz el veriyorsa bu genişlik ideal. Üstünü de alabilirsiniz ama bence 70 metrekare çok ideal bir genişlik. Harika bir ferahlık sağlıyor size. Geçiyoruz yan odamıza. Daha öncesinde tuvalet banyo görelim. Burada kapı olarak bu kapı bayağı tercih edilen yine trend Amerikan kapılardan bir tanesi. Yukarıda kadar giden seramikleri görüyorsunuz. Tepeye kadar kaplı. Yukarıda yine alçıpanımızı ve dekor plastiklerini, LED lamba ayrıntısı bu şekilde görmeniz mümkün arkadaşlar. Evet. Duşakabin geniş. 120'lik bir duşakabin seçilmiş. Tuvalet banyoda geniş. Zeminler yine aynı şekilde seramik kaplama. Bu koridordan sağa döndüğünüz zaman, ki bu koridor diğer evlere göre biraz daha geniş, şu orta biraz daha geniş. Sağ tarafta yatak odanız oluyor. Bakın, yatak odanız da gayet geniş. En büyük boy yatağı koysanız bile bolca yer kalacak kadar alan mevcut. Dolabınızı da bu şekilde koyup arka taraftan yine aydınlatmak için pencere ve sinekleriniz mevcut arkadaşlar. Kanala desteğinizi bekliyorum büyütmek için. Lütfen paylaşma, beğeni ve abonelik desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bu evlerin fiyatını Emirhan Prefabrik'ten alırken iletişimde numarası mevcuttur. Fiyatı alırken tüm detayları içerisine katarak, bu detayların içerisinde su basmanı, temel, çatı malzemesi, kullanılacak olan boyanın markası gibi detayları içerisine katarak fiyat almanızı öneriyoruz. Bu şekilde çok güzel bir dizayna sahip olabilirsiniz. Diğer videoya kadar sağlıcakla kalmanızı diliyorum.